Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Evet, o kadar zamandır kursu bitirmeni bekledim. Şimdi artık filmimi çekebilirim, değil mi? Aynen abi. Senaryoyu vermeme gerek var mı? Yok abi, dün ben hazırlığımı yaptım. Ezberim tam, senaryoya da çalıştım. Artık oyuncu oldum abi. Oo, güzel. Tamam o zaman, hazırız. Tamam. Evet. 3, 2, 1, kayıt! Alo Muhalla. Ne demek beni terk ediyorsun? Hayır Muhalla. Asıl sen beni dinle. Sen beni bu dipsiz... Kestik! Ne oldu? Canım yeni trend mi bu? Abi replikler tam. Ezberim tam benim. Niye kestin ki? Sen hangi oyunculuk kursuna gittin? Tiyatro oyunculuğu. Tiyatro oyunculuğu mu? Evet. Yapma be abi ya. Kısa filmdeyiz biz. Yani? Canım bak şimdi. Bir oyuncu için ajansı aradığında soracakları ilk iş proje, tamam mı? Yani bunun klibi var, reklamı var, kısa metrajı var, her şeyi var yani. Yani yanlış oyunculuk kursuna mı gitmiş? Abi yapma ya. Oyuncu olmak için tiyatro oyuncusu mu lazım, yoksa sinema oyuncusu olmak istiyorsa biri? Hani bu elektro gitar çalmak isteyene denir ya, klasik gitarı önce öğren sonra diğerini öğrenirsin. Hani tiyatroyla mı başlamak gerekiyor? Ben şöyle cevap vereceğim buna. Oyunculuk eğitimi tektir. Yani bunun işte sinema için ayrı olup da ama kamera önü için şöyle olanı, bir de klip için böyle olanı falan diye bir şey yok. Çünkü kurslarda hep hani kamera önü oyunculuk gibi falan filan. Güzel yerden geldi soru. Evet, şimdi o tabii güzel bir şey. Kursların güzel bir pazarlama yöntemi. Bak başından beri bunu söylüyorum size. Pazarlamayla direkt bağlantılı bir şey artık. Aslında bütün sanatlarda var bu. Maalesef yani Banksy'ye bakıyorsunuz. Hani Banksy'nin burada paralı sergisi var. Yani adam sokak sanatçısı. Yani paralı sergi Banksy'ye. Yani gerçekten insanın aklını almadığı şeylerden. Başka bir pazarlama yöntemi ya da Brecht'in oyununun, yani bugüne kadar artık sadece emek sömürüsünden bahseden adamın oyununun bilet fiyatlarının fahiş olması. Asla öğrencilerin gidemeyeceği kadar olması gibi bir şey. Çok pazarlama yöntemiyle iç içe girmiş durumda. O yüzden biz hem kamera önü oyunculuğu veriyoruz size, hem klip oyuncusu olacaksınız çıktıktan sonra. İsterseniz kürsünün önünde konuşma yapabileceksiniz. Yani o kadar güzel şeyler veriyoruz ki gibi, böyle bir şey yok. Şöyle bir şey var ama hani çok tiyatral oynuyorsun. Hani mimikler, hani öyle bir sorun olabiliyor mu? Çünkü tiyatroda en arkadaki seyirciye ulaşabilmek için mimikleri biraz hani fazla kullanma gibi bir şey olduğu burada zaman... Burada şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Şimdi eğer tiyatro binalarında doğru akustik yapılmazsa, doğru bir akustikle ve doğru ışıklandırılmayla yapılmazsa doğal olarak çok arkadaki seyirciye sesimizi bağırarak ulaştırmak zorundayız. Artık bütün dünyada böyle bir problem yok. Evinizde gibi oynuyorsunuz, en arkadaki adam duyuyor. Niye? Akustik bilimi dediğimiz bir şey var. Akustik ses teknikleri denilen bir bilimle öyle binalar yapılıyor ki ben burada böyle konuştuğum zaman 350. kişi de arkada ya da 500. kişi de aynı bu şekilde konuştuğum gibi duyuyor. Kimsenin oyununu büyütmek gibi bir zorluğu yok. Antik Yunan'da kotornos denilen işte bir takım kocaman ayakkabıların üstünde duruyorlar. Ya da onkos denilen saçlar takıyorlar. Bu tür şeyler ve koskocaman kostümler var şeylerde, Stasimon bölümlerinde, korolarda. Neden? Çünkü antik tiyatrolarda insanların görebilmesi için çok abartılı duruşlar ve abartılı objelere ihtiyaç var. Bizde hala antik Yunan gibi çalışmalar yapılmasının nedeni binaların yetersizliğidir. Oysa ki oyunculukta çok bir Ramazan skeci gibi oynuyor deriz biz. Ben hep onu örnek veririm. Ramazan skeci gibi. Hadi artık kaç saat kaç oldu? Falan gibi bir oyunculuğa gerek yok. Yani o yüzden oyunculuk eğitimi tek, hiçbir şekilde büyütmenize de gerek yok. Yani artık daha modern tiyatrolarda daha
çerçeve tiyatro oldu her yer. Daha oda tiyatroları doldu. Bu alternatif tiyatro dedikleri şey aslında sisteme alternatif, baş kaldıran tiyatro falan değil. Bina olarak alternatif tiyatro binaları onlar. Tam tanımı bu. Bu alternatif tiyatro binalarında bunların yerleri artık küçük odalar, 10 kişilik, 20 kişilik, 60 kişilik yerlerde oynuyoruz ve hiç abartmaya, hiç büyütmeye gerek olmadığını oynuyoruz. Çok büyük salonlarda da aynı şekilde artık oynanıyor. O yüzden oyunculuk eğitimi tektir. Çok büyütmek zaten çok yanlıştır. Ha, türlere göre değişik oyunculuk stilleri vardır. Mesela varyete oyunculuğuyla Shakespearean daha klasik olan ya da modern olan günümüz oyunculuğu, onlar kendi içinde bu tür farklılıklar gösterebilirler. Ama bunların da işte eğitim sırasında zaten ayrışması yeterlidir ama binalara göre ayrışması zaten çok saçma. Çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bilmiyorum. Eklemek istediğiniz var mı bir şey? Satürn. Satürn çok önemli. Çok dikkat ederim ona göre.